Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir UFC 24 videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün Cuma günü ve promo günü. Radyoaktif promosu bugün akşam gelecek, saat 9'da girecek paketlere. O zamana kadar Best of Team of the Best of Campaign'ler paketlerde olacak. Aynı zamanda bugün bir ihtimal Antoine Griezmann Player of the Month ayın oyuncusu kartının gelme ihtimali var. Ancak iyi hafta başı attığı tweette bu hafta ile ilgili her hafta ayın oyuncusu kartı vesaire varsa gözüküyordu, gelecek seçmesi gözükmüyordu. Ben iyi güvenmek gerekir gibi düşünüyorum. Sanki bugün gelmeyecek. Hatta cumartesi, pazar olmayacak çünkü haftayı o kaplıyor. Belki pazartesiden itibaren beklenebilir. Ancak normalde İspanya Ligi ayın oyuncusu kartları cuma günleri saat 5 civarında, öğleden sonra 5 civarında gelir. Yine de temkinli olmak lazım, bir görmek lazım. O yüzden çok beklenmedik bir şey olacak. Bir kısım bekliyor, bir kısım beklemiyor. Acaba mı falan var. Marketi etkileyebilir. Fiyatlandırması nasıl olur gelirse, ben 400K'lar civarında fiyatlandırma bekliyorum. Daha ucuz gelebilir. Birazcık daha pahalı olabilir ama çok daha fazla olacağını zannetmiyorum. Team of the Week bundan nasıl etkilenir? Ne kadar düşükse fiyatı, Team of the Week o kadar kötü etkilenir. Ne kadar yüksekse o kadar iyi etkilenir. 500K'ya getirdikleri zaman Team of the Week kartı güzel bir kar bırakabilir. Bunun riskine girmek isteyenler varsa bu tarz bir düşünceye sahip olabilirler. Çünkü hemen hemen aynı bir kart olacak. Artı birleri olacak. Artı birleri olduğu için iyi bir kart olacak. 400K'lar falan yapılır bir SPC olur bu arada. Antoine Griezmann güzel bir kart. Ama hani devrim açan bir kart değil. Finesse Shot Plus'ından dolayı güzel bir kart. Hızının az olması çok büyük. Hızının az olması santrafor oynatmayı çok zorlaştırıyor. Bence hız çok önemli. Ama bilmiyorum, ben farklı düşünüyorum. Bugün Radyoaktif promosunun neler yapacağını, gelecek olan SPC'lerin vesaire marketi nasıl etkileyeceğini, kadro kurmaktaki sıkıntıları anlatacağım. Bununla birlikte dün gelen birkaç tane SPC vardı. Onu bahsedeceğiz. Bir tane SPC vardı birkaç. Ona bahsedeceğiz. İlk önce oyuna gidelim. Oyunda şöyle bir durum var. Dün 83-10 geldi ve şey bekleyenler varmış. Team of the Week SPC'si cumaları geliyor genelde, Team of the Week SPC'si ve cuma akşamı Team of the Week'ler çok düşecektir büyük ihtimalle bu SPC. Bu gelmediği için Team of the Week'ler güzel yükseldi. Aslında bir hata yaptık, alınabilirdi ama bu aralar Mbappe'ye çok odaklandım. Yani ya oyuna girmiyorum, başka şeylerle ilgileniyorum ya da Mbappe'yi yapmaya çalışıyorum. O yüzden birazcık farklı bir durum oluyor. Dün gelen oyuncu SPC Thierry Correa, dün söylemiştik. Twitter'da anlatmış. Şimdi bu kartla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi kart kötü bir kart değil. Hızı olan bir bek oyuncusu her zaman oynanırlığı olur. Ancak baktığımızda pası vasat, driblingi vasat, defansı vasat, fiziği vasat kartın. Play style'ları güzel ama plus'ı yok. Yani artı bir alacak herhalde en fazla. 86 olabilecek. Kart kötü bir kart değil. Oynanabilir bir kart. Yapılabilir bir kart. Kart 83 ama bir Team of the Week istiyor. Yani Team of the Week'ler bu aralar sıkıntılı olduğu için. İleriki zamanlarda kullanmak isteyenler belki yapabilirler. Yani üzmez. Ama hayatınızı da değiştirmez. Hani Kyle Walker'dan daha mı iyidir? Bence daha iyidir Kyle Walker'dan. Gold Kyle Walker'dan daha iyidir. Ama link açısından aynı şeyleri tabii söylemek mümkün değil. Şimdi bugün Cuma günü ve bundan sonraki Cuma günlerinde ne olacak? Bundan sonraki Cuma günlerinde her Cuma Lightning Round'lar olacak. Çok sayıda paket gelecek. Bir promonun ne kadar büyük olduğu açılan paket sayısında ne derler onu diye etkileyecek. Yani şöyle bir durum olacak. Eğer ki işte Black Friday gibi çok büyük bir promoyla karşı karşıyaysanız, Koti ile karşı karşıyaysanız, açılan paket sayısı çok artacak. Çok artan paket sayısı da markette önce düşüş sonra yükseliş neden oluyor. Neden? Çünkü paketlerde olan şeyler çok çıkıyor. Çok çıktığı için fiyatları düşüyor. Ancak neden yükseliyor sonra? Çünkü insanlar çok paket açtıkları zaman zenginleşiyor. Zenginleşen oyuncular kadro kuruyorlar. Bu alttaki küçük ucuz kartların ezilmesine, ortalama kartların hafif hareketlenmesine, pahalı kartların da yükselmesine neden oluyor. Yani insanlar kadroyu büyüttükçe aşağıdan vazgeçiyor. Aynı zamanda oyuna yeni giren oyuncu sayısının çok fazla olduğu dönemler, Black Friday gibi,
Küçük oyuncularda, küçük oyuncular derken fiyatı düşük oyuncularda da bir hareketlenme neden oluyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Paketlerde olmayan ve paketlere tekrar girecek olan kartlar, yani mesela altın kartlar, bence kötü etkilenmişse. Yani eğer ki bir altın kart 2 haftadır paketlerde yoktuysa ve şu anda paketlere girecekse, cuma akşamı kötü etkilenmesi lazım. Son derece yoğun bir lightning round göreceğiz. Fakat şu anda göreceğimiz şey şu. Arkadaşlar, paket biriktiren insan sayısının az olması vesaireyle birlikte FIFA pointlerini insanlar Blackfriday'de kullandılar. Şu anda o kadar büyük bir paket açılımı olmayacak. Marketi etkileyecektir. O kadar elzem etkilemeyecektir. Zaten EA çok güzel paketleri getirmeye devam ediyor. Bu tarz paketler mutlaka ama mutlaka insanları cezbedecektir. Kısım açılacaktır. Yani Black Friday'de 100 paket açıldıysa bu promoda 10 tane açılacak. Böyle söyleyeyim. 60 nadir oyuncu 82 artı. Hepsi 82'nin üzerinde. 5 tane 87 üzeri olacak gözüküyor. Yani bu hayvani bir paket. 82 artı 60 çarpı 82. Çok iyi paket. Mağazaya gelecek, satılamaz olacak. Yüksek bir şeye gelecek. Bunlar sıkıntılı. 81 artılı olanı 60. 35 tane olan nadir altın oyunculuğu geliyor. 10 tane nadir altın oyunculuğu geliyor. Bunlar dediğim gibi fiyatlarına göre değişiyor. Bunların hepsi şey gözüküyor. Premium Silver upgrade'ler falan, onlar dediğim gibi pazartesi bekliyorum şahsen. Belli olmaz. Cuma'da geliyor. Getirebilirler. Promolar birazcık zayıf olduğunda bu premiumları getiriyorlar. Yani bu tarz paketlerin biz çok göreceğiz gene bu hafta sonu. Onu söylemem lazım. Şunu söyleyeyim. İkon pick'ten bahsediliyor. Fodder'dan bahsedeceğim. Fodder'dan konuşacağız en son. Dia kartı büyük ihtimal objektif olacaktır bu. Çok özel bir kart olur mu olmaz mı? Şimdi bu kartlarla ilgili şeye gelelim. Skriniar SPC olacaktır. Bir stoper SPC tabii ki. İyi, çok seviyor stoper SPC'sini. Marketi çok şekillendiriyor. Skriniar iyi bir oyuncu, ucuz bir oyuncu olursa marketteki bütün stoper, bütün stoperleri kötü etkiler. Onu söylemem lazım. Ucuz olursa sıkıntı yok. Pahalı olur, çok iyi olursa sıkıntı yok. Ama uygun fiyatlı ve çok iyi bir SPC olursa işler değişir. Burada gözüken gibi geldiğinde markette orta seviye bütün stoperleri düşürecektir. Ama olur da burası 86-87 hızlarla gelir. Burası 90-90. 90 çok önemli. 89'a 90 arasında bu şeye benziyor. Bir şeyi satarken 30 lira yerine 29-99'a satmaya benziyor. Psikolojiktir. 90-90-87 falan gibi bir şeyler gelirse biz bu promoda ne olduğunu görüyoruz. Bunlar normalde linklenemeyen oyuncular. Yani Skriniar'a linklemek çok zor. Slovenya ya da Slovakya tam bilmiyorum. Slovenya olması lazım. İşte bunu linklemek için uğraşıyorsun filan. O zaman şu anda linklemesi kolay kartlar olarak geliyor. Çünkü hepsi dün anlattım kimya işini. Oralarda fark yaratabilir. Takım böyle. Dün de söylemiştik. Bu takıma baktığımız zaman buradaki oyuncularla ilgili önemli olan nokta şu. Zaha'dan örnek verelim. Zaha Premier Lig'deki ve FIFA'daki Premier Lig izleyenlerin ve FIFA oynayan herkesin sevdiği bir kart. 5 skill olmasından kaynaklı. 5 skill ve iyi hareket edebilen bir kart olduğundan. Bu sebepten dolayı eğer ki Zaha kartı uygun istatistiklerle, iyi istatistiklerle gelirse markette birçok kartın yerini alır. Türkiye Ligi ve Galatasaray olmasına rağmen. Buradaki önemli nokta iyi istatistikler. Burada kart 85 şut, 80 pas, bunlar iyi istatistikler değil. Bunlar fena olmayan istatistikler. Bunlar senin elindeki kartlardan vazgeçmeni, elindeki Ribery'i, Vinicius'u falan satmanı gerektiren istatistikler değil. Ama bu istatistiklerle gelirlerse, çünkü bu kartların, bir daha söyleyelim, kartlar normalde oynanmayan kartlar. Yani Shaqiri ile, Nani ile, Vela ile, Puki ile, Vela ile, Mazu ile, Zinchenko ile, Guardiola ile, Eriksen ile, Zobozda ile, Zaha ile, Kessié ile, hadi o şovlayı oynanabilir, Kante ile, Kör ile, Benzema ile, Messi ile, Kvara ile diyelim. Hadi bunları da koyalım. Fiyatları biraz daha yüksek en son saydığım 3 tane oyuncu. Bunlarla oynamak çok zor. Kimyalama açısından zor. Aynı zamanda insanlar direkt olarak tercih etmiyor bu kartları. Kimya problemi yüzünden ve daha iyi versiyonlar olduğu için. Fakat gelen kartlarda playstyle pluslar, zayıf ayaklar, şut istatistikleri, pas istatistikleri değişirse o zaman
işler çok çok farklı bir noktaya gelir. Ama ben öyle olacağını zannetmiyorum. Güç eğrisini bozmamak adına bu kartların ortalama kartlar olacağını düşünüyorum. Ve markette normalde kurduğum kadroyu da etkilememesini bekliyorum. Ben kadromu kurdum. Pazartesi kurulur demiştim. Ondan beri bekletiyorum. Bir hafta kadar bekleyeceğim. Mantıken devam etmesi lazım. Şu anda paketleri açmak için çok önemli bir dönem. Bu paketlerde bu Best of Campaign kartları var. Ve aynı zamanda Best of Team of the Week var. Ve bunlar bu akşam gidecek yerine bu kartlar gelecek. Bence bu kartlarla paket açmak daha mantıklı. Yani paketleri biriktirmek için bir mantık gözükmüyor. Aynı zamanda başka bir şey de şundan bahsetmek istiyorum size. Kadroların kurulması. Yani özellikle marketi çok iyi anlayamayan ve çok zorlanan insanlar için ben sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Evet, haklısınız. Ama ya market bu. Şimdi market cuma günü düşüş yaşıyor. Çok paket açılması ve panik olmasıyla. Bazı promolarda her zaman olmuyor. Saat 9'da kadro kurmak için uygun bir fırsat oluşuyor. Ve saat 9'daki düşüşün ardından saat 10, 11 Türkiye saatiyle başlıyor. 11 gibi market yükselmeye başlıyor. Ve 9'da aldığım kartlar 11'de falan yükselmiş ve kar ettirmiş oluyor. 11, 12'ye kadar neredeyse böyle devam ediyor. Ve bu zaman sarfı içerisinde takımını kurup oynarsan 10'dan aldığını 12'den satıp aynı zamanda maçlarını yaparsan senin için çok güzel oluyor. Fakat ondan sonra bir düşüş başlıyor. Cuma'dan cumartesiye geçiş genelde düşüş zamanı. Cuma'dan cumartesiye düşüş olduktan sonra da cumartesi sabahı insanlar uyandığında Bilkent Ligi oynamak için kadrolarını kuruyorlar ve market yükseliyor. Ancak en fazla öğlene kadar ilerliyor bu. Saat sabah 9'da öğlen 1 arası bir yükseliş trendi oluyor. Fakat ondan sonra çok hızlı bir düşüş oluyor. Buradaki sebeplerden birisi şu. İnsanlar kurduğu kadroları panikle hemen satmaya çalışıyor. Bilkent Ligi bitirip satmaya çalışıyorlar. Bu gibi sıkıntılar oluşuyor. Ve bu her hafta uygun olmuyor. Yani benim bu size söylediğim şey için marketi gözlemlemek, fırsatı beklemek gerekiyor. Şimdi sinirlenmeyin, sakin olun. Benimle ilgili bir durum yok ortada. Ben doneleri ortaya koyuyorum sadece. Bazen cumaları düşüyor ve sonra yükseliyor. Bazen düşüyor sonra yükselmiyor. Yani bugün size ben şunu söyleyemem. Abi cuma 9'da kadronu kur, akşam 12'de sat diyemem. Çünkü biz şeyi gördük. 9'da marketin düştüğünü, 12'ye kadar daha da çok düştüğünü gördük. Bu promo öyle bir promoya benzemiyor. Ama cuma günü bakacağım. Dediğim gibi ben genelde yayında bakıyorum ve diyorum ki kadroları kurabiliriz, kuramayız, alabiliriz, alamayız. Kendi fikrimi söylüyorum bildiğim kadarıyla. Her cumartesi değil ama her iki cumartesiden birinde market çok düşüp cumartesi sabah yükseliyor. Bazen de yüksel. Yine söyleyeyim. Yani çok sıkıntılı bir durum. Ve cumartesi günleri net olarak şunu söyleyebilirim. Cumartesi günleri kadro kurup satmak, oyuncu alıp satmak için kötü günler. Genelde komple bir düşüş dönem. Cuma'dan bitirmeye çalışanlar, cumartesiden bitirmeye çalışanların oldu. Aynı şekilde cumartesi akşamı pazara bağlayan gece ve Squad Class ödülleriyle birlikte marketin düştüğünü görüyoruz. Bu genelde bu genelde olan bir olay. Pazar gününe düşüyor ve pazar günü öğlene kadar, akşama kadar neredeyse markette bir yükseliş görüyoruz. Bazen büyük, bazen küçük ama genelde hep bir yükseliş gördük şimdiye kadar. Ve pazar günü akşamleyin kontentle birlikte neden söyleyeyim düşüş oluyor. Bu haftada ikon pikten bahsediliyor. Eğer ki ikon pik geliyorsa da markette panik yaratır. Bir. İkincisi beklentiyi büyütür. İnsanlar beklemeye geçmeye başlar. Aa der, pik gelecek, şu gelecek, ne olacak onu görenler. Ve üçüncüsü daha önemlisi. Pik geldi, ikon geldi, SBC geldi, Hero SBC ve ne varsa geldi. Ne olur? İnsanlar elindeki oyuncuyu satar. Herkesin aklında şöyle bir şey var. Herkesin 3 milyonu var. İşte herkesin elinde Mbappe var veya herkesin elinde 1 milyonluk kartlar var. Hayır abi, bazıları 100K parası var. Bir tane de satılabilir 100K'lık oyuncusu var, o kadar. Başka da bir şey yok. Böyle çok oyuncu var. Casual'ın çok fazla. Ne yapıyor? O 100K'lık oyuncuyu satıyor. Bazı 200'lüyü satıyor. Bazı 300'lüyü satıyor. Bazı 400'lüyü satıyor. Ama bu bir şey yaratıyor. Kar topu sistemi oluyor. Yani döne döne büyüyor. Herkes satıyor. Sattıklarıyla fodder alıyor. Fodder'la birlikte pik yapıyor. İkonu yapıyor. İkondan ne çıkarsa bunu oynatmaya çalışıyor. Marketi düşürüyor. Ve sonra bir hafif yükselme ve gece yeniden düşüş. Bu söylediğim trend genelde olan bir trend ama bazen farklı, bazen cuması olmuyor, cumartesi olmuyor.
Bazen cumartesi olmuyor, cuması oluyor veya pazar oluyor. Bu şekilde ilerliyor. Ve o takım kurmak hiçbir zaman kolay olmuyor. Peki bu neden böyle? Çünkü iyi böyle istiyor. İyi'nin verdiği karar bu. İyi sizin para kaybetmenizi istiyor. Sizin para kaybetmenizi isteyen bir firmayla karşı karşıya olduğunuz için bunlar kolay şeyler değil. Ben de para kaybediyorum zaman zaman ama genellikle kazanıyorum. Takım kurmaktan da bahsediyorum. Normal ticaretten. Takım kurarken bazen para kaybediyorum ama genellikle kazanıyorum. O zaman siz kendinizi buna göre ayarlamanız gerekiyor. Sizin istediğiniz zamanda oyun oynadığınız zaman para kaybetme durumunuz var. Bunu umursamıyor olabilirsiniz. Bu da umurunuzda olmayabilir. Bu da sizin bileceğiniz bir şey. Yani ben eminim yorumlara yazanlar vardır. Kafam rahat. Bunun için mi oynayacağız? Bunu mu düşüneceğiz? O sizin bileceğiniz. Ben bilgimi size aktardım. Evet, paketlerde de bunlar var. Bunlar da çıkacak ve fodder'dan da bahsedelim. Fodder'ın yükselmesini çok beklememekle birlikte bugün Hero Pick. Ben dün şey yapacaktım. Yenileneceği zannediyordum ama bugün yenilenecek. Şeyi görmek çok zor oluyor. Yani bu SBC yaptıktan sonra filan ne zaman yenilenecek filan o konuda sıkıntılı. Menülerde de problem var. Oyunun bu sene yapacak bir şey yok. 83, 84 ve 85'te bir hareketlenme olabilir. Ancak Team of the Week'in çok düşmesini bekliyorum şahsen. 83 onun da bitmesiyle birlikte. Team of the Week SBC'si gelecektir. Ancak SBC'yi geldiği anda Team of the Week'e ihtiyaç olan başka bir SBC yok. 83 10 bitiyor. Ne var bilmiyorum. Team of the Week SBC'sine çok büyük bir talep olur mu? O marketteki 82-83'leri yükseltir mi? Lightning Round'larla baskılanan bu şey, çünkü en çok 82-83-84'leri etkiliyor Lightning Round'lar. Ne olur bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim size. Ben bu hafta eğer ki Mbappé'yi bitirirsem, eğer ki paket açmayla ilgili herhangi bir hevesim kalmazsa 83'lere büyük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. 1K'nın altına düştüklerinde alabilirim. Bekleme süresi çok uzun olmayacaktır. Çünkü hafta içi büyük ihtimalle yeniden 83'lerin yükselmesini bekleyeceğim. Bu tarz şeyler gelecektir diye tahmin ediyorum. Yine bir sonraki videolarda bunları konuşuruz. Evet, kadro kurma olayı, yani kadro kurma olayı derken şunu anlatmak istiyorum. Ucuzken alıp kartı ve zarar etmeme hikayesi. Yoksa kadro kurma işi hep ne anlatıyorum? Bu yayınlarda söyledim. WeekEndlik'ten belli bir miktar para kazanıyorsunuz. Belli bir WeekEndlik kadrosu kuranlar için. O kazandığınız parayı kaybetme hakkınız var. Yani hayal şu. 10 liraya kartı alayım. 12'ye satayım. Karttan kâr edeyim. Oynadığım maçın coin'i gelir olarak bana gelsin. Kazandığım ödüller gelir olarak gelsin. Üçlü bir muhteşem bir kâr olsun. Ama işin aslı şu. Bununla uğraşmak zorunda değilsiniz. Kartı aldınız 10 liraya ve 9'a sattınız. Ettiğiniz zararı da WeekEndlik'te oynadığınız ödüllerden çıkarttınız. Bunda hiçbir sıkıntı yok bence. Problem şurada. Bana çok gelen sorular var. Mesela şöyle bir problemler oluyor. En alınmaz zamanda kadro kurup en satılmaz zamanda kadro satanlar var. Yani bu işte bu ölümcül. Bu sizin asla iyi oyuncularla oynayamamanızı sağlıyor. Her zaman ticaret yapmak lazım. Her zaman paketten çıkan şeylere güvenmemek lazım. Paketten bir şey alacağım. Ben Weekend Ligi süper oynuyorum filan. Kadronuz filan gelişmez. Dikkatli olun. Bir tane çekersiniz. İyi bir kart. Ondan sonra bütün sene o kartla oynamak zorunda kalırsınız. Arkadaşlar geldiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kendim.